Hocam hoş geldiniz. Nihayet sizi tanıştırma fırsatım oldu. Annem Hediye. Anneciğim, Tarık hocam. Memnun oldum Tarık Bey. Ben de memnun oldum. Hadi siz geçip oturun, ben güzel bir kahve yapayım size. Hocam siz iyi misiniz? İyiyim. Ben müsaade isteyeyim. Siz de zaten bir şeyler konuşuyordunuz. Yok canım, konuşmuyorduk. Ya ben ne zamandır bu günü bekliyordum. Çok güzel denk geldi. Hadi siz geçip oturun, ben kahveleri yapıp geleyim. Kızım. Hocan meşguldür belki. Biz tutmayalım onu. Evet. Hoşça kalın. Kafası dağınık sanki biraz. Normalde böyle biri değildir. Anneciğim, biz kaldığımıza göre ben içeri gidip valizlerimi boşaltayım. Babamın hastane masraflarını ödüyoruz hala. Annemle babam ne yapacak şimdi ben çalışmayınca? Hepsi benim yüzümden. Saçmalama. Ben seni suçlamıyorum ki. Hem yine olsa yine aynı şeyi yapardım. Yok, ben bekleyemeyeceğim. Ben gidip her şeyi anlatacağım. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Şülde Hanım, solanda olunca böyle alelacele kurabiye yaptık. İnşallah güzel olmuştur. Ne zahmet ettiniz. Ellerinize sağlık. Buyurun lütfen. Sana da teşekkür edemedim. Niçin? Annen annemle konuşmasaydı biz şimdi İzmir yolunda olacaktık. Ben de okula gelme veda etmek zorunda kalacaktım. Çok sağ ol. Ben pek bir şey yapmadım aslında. Yani annem yapmış. Nasıl yaptıysa. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Jülideciğim. Güzelim. Tarık'cığım. Canım. Ellerinize sağlık Jülde Hanım. Her şey nefis olmuş. Afiyet olsun. Jülde teyzeciğim ellerine sağlık. Zaten ben küçüklüğümden beri Jülde teyzenin yemeklerine bayılıyorum. Tatlım benim, afiyet olsun. Biz bu gece Ozan için bir kutlama düzenledik. Ama Aslı'mı unutmamak lazım. Bugünün kahramanı o oldu. Ben bir anne olarak sana ne kadar teşekkür etsem az. Aslında tehlikeli bir iş yapmış. Keşke kahramanlık yapmadan önce okul yönetimine haber verip durumu anlatsaydı. Bazen böyle bir fırsatın olamayabiliyor. Kimi kime şikayet edeceksin? Değil mi?
Neyse ki Aslım cesur bir insan. Sorunu tek başına çözmüş. Aslım harika kurabiyeler yapmış. Ben yemekten önce dayanamayıp tadına baktım. Bence siz de çayla beraber tadına bakın. Nefis. Şimdiden afiyet olsun. Annemden öğrendim. Eli çok lezzetlidir. Elinden böyle şeylerin gelmesi ne güzel. Aslında pasta börek yaparak ek gelir sağlayabilirsin kendine. Malum bizimkilerin okulu pek ucuz değildir. Aslım bizim okula tam burslu okuyor. Zaten o puanla bizim okulun Aslım'a para ödemesi gerekir. Canım bursa bir yere kadar. Genç kız sonuçta, gezip tozmak ister. Berçin, senin hayır kurumu için ayırdığın kıyafetler vardı. Onları göstersen arkadaşına. Belki beğendiği olur. Sibel Hanımcığım, sağ olun, var olun. Ama benim kızımın hayra ihtiyacı yok. Siz o elbiseleri anasız babasız büyüyen yavrucaklara verin bence. Daha iyi olur. Tabii. Ne o kızım? Seni işte çok mu yordular? Kötü bir şey mi? Canını mı sıktılar? Kötü bir şey olmadı da. Bir dakika. Efendim? Eylül. Kızım, ben bugün sana çok sert çıktım galiba. Diyorum ki burada emeğin fazla senin. Gel sen devam et işine. Nasıl yani? Ben şimdi kovulmadım mı? Yok, kovulmadım. Yarın sabah bekliyorum ama ha. Anlaştık mı? Anlaştık patron, tamam. O zaman yarın görüşürüz. Ne oldu yavrum? Kimmiş arayan? Yok bir şey anneciğim, bir şey olmadı. Patron yarınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yani her şey yolunda. Ben senin istediğini yaptım. Şimdi sıra sende. Bundan sonra sen de artık burada bağlama çalacaksın. Söz verdin. Anlaştık patron. Biz nasılsa yakıyoruz diye hiç dikkat etmiyoruz. Sonra yaşlılıkta çıkacak bunun acısı. Vallahi onu o zaman düşünürüz. Ben şu an 5 tane daha olsa yerim yani. Saçmalama. Ya sen hayatta yiyemezsin. Ben olsam neyse de sen... Sen bana meydan mı okuyorsun? Olabilir. Peki. Şu ileride yeni açılan bir hamburgerci var. Yarın oraya gideriz, kozlarımızı paylaşırız. Anlaştık. Berçin, sen de gelirsin değil mi? Bize bir hakem lazım sonuçta. Gelirim. Gelirim tabii. Arkadaşlar 15 dakika ara verelim mi? Sen aynı para için çalmam diyordun. Evet. Öyle söylüyordum. Ama işte dün işten kovulunca çok fazla gurur yapmanın bir anlamı yok dedim. Bundan sonra haftada bir gün çalışacağım burada. Ya. Peki neden bana sormuyorsun? Burada ne işin vardı? Patrondan aldım haberlerini. Yani güzel haberi o verdi. Çok şükür. Bundan sonra berabermişiz. Evet. Bu niye durdu şimdi ya?
Alo. Ozan neredesin? Sen çıktın mı evden? Çıktım. Ben de diyorum bu araba neden durdu yanımda? Ya niye söylemiyorsun? Korktun, hemen de beni aradın değil mi? Ya kusura bakmayın. Biraz beklettim saç makyaj falan derken. O kadar süse püse ne gerek vardı Berçin? Hamburgerciye gideceğiz. Çok güzel olmuşsun Berçin. Sen ona bakma. Ne anlar zevksiz. Hadi. Hazırım. Bunun sosunda sarımsak var mı acaba ya? Turşuyu da doldurmuşlar. Çok güzel ama 10 tane daha yerim ben bundan. Şefim, bize birer tane daha atsana. Diyorsun. Göreceğiz bakalım. Tarık Bey, acelem var, kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Sizinle konuşacak hiçbir meselemiz yok. Müsaade eder misiniz? Hediye. En azından bir seferliğine konuşmama izin ver. Sonra gideceksen yine git. Elbisem. Ben çok özür dilerim gerçekten. Hemen halledim. Kızım, kırıkları topla. Kusura bakmayın hanımefendi. Siz masanıza buyurun, ben size peçeti getireyim. Sen benim başıma bela mısın be? İyi ki geri dön dedik. Her şeyinle zararsın. Ya iki tane bardağı taşıyamıyorsan yapma kızım bu işi. Patron, ben çok özür dilerim gerçekten. Birden böyle geçince... Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Hep aynı terane. Bana bak. O yağız dil döktü. Kafede çalarım dedi diye işe geri aldım seni. Benim sabrımı taşırma. Yağız mı? Eylül. Ben de tam yanına geliyordum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmışım ki? Patron anlattı. Pazarlık etmişsin. Sırf beni geri işe alsın diye bağlama çalmayı kabul etmişsin. Ya sen öyle çok üzülünce. Ya bir de benden saklıyorsun. Kızacağını bildiğimden. Niye yapıyorsun o zaman ya? Eylül. Seni öyle üzgün görmeye dayanamadım. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece biraz mutlu ol istedim. Karışma benim işime. Çıkaracağım galiba. Daha ne yedin ki Berçin? Ya tuvalete gidelim mi? Ben gidelim. Ama bir şey olmaz, onu genel güdür. Otur sen. Çok gamsızsın ya. Devam. Gitmiyor değil mi? Senin yüzünden ya. Ne benim yüzümden? Kendini sakarlığın. Ya gülme. Al işte, beğendin mi yaptığını?
Çok güzel oldu. Takım olduk. Bak, takımdan ziyade birlik beraberlik olduk diyelim. Bayılacağız, hastaneye olacağız. Ne oldu abi? Niye çağırdın beni? Ağam, gel hele gel. Karabaş, dur Karabaş. Ağam, bak. Bunu geçerken yolda buldum. Çok masum bakıyordu ya. Bakalım mı, besleyelim mi, ne dersin? Abi bu çok güzelmiş ama ya. Kurban olurum sana. Abi, ama biz buna bakamayız ki. Doğru düzgün evde bile olduğumuz yok. Köpek perişan olur. Sen ne dersen o an. Ama bak, istersen sahiplendirebiliriz. Ne dersin? Sen ne dersen ha? Ama sokakta kalmasın yavrucak. Sahiplendirelim. Aynen öyle. Ha? Karabaş, Karabaş. Hamburgercide sonuca varamadık. Bir de burada deneyelim bakalım. Vallahi bisiklet yarışını seçmekte çok büyük hata yaptın. Ben söyleyeyim. Mükemmele yakın kullanırım. Ya sen ne kadar mütevazı bir kızmışsın. Ne kadar alçak gönüllüsün. Ya bu bisikletler biraz kirli gibi. Berçin, sen istersen gelme. Burada bekle bizi. Yok yok, ben de yarışacağım. Tamam o zaman. Herkes hazırsa başlayalım. İki tam tur. Buyurun, siz önden başlayın. Avans. Yok ya. Hiç gerek yok. Birlikte başlarız değil mi? Sayıyorum o zaman. 3, 2, 1 Başla. Ya durun, beni de bekleyin. Benim pek vaktim yok da Tarık Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, gidelim. Neredeydin bunca zaman? Bunu sormak için mi çağırdınız beni? Aslında soracak o kadar çok soru var ki. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Neredeydin? Ne yaptın? Nasıl yaşadın? Hesap sorması gereken biri varsa o da benim sanırım. Asıl sen neredeydin şimdiye kadar? Ne yaptın? Neden dönmedin? Abi, ya ben çok kaşınıyorum. Yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Vallahi ağam, ben de seni arayacaktım. Biz galiba uyuz olduk ağam. Enikten kaptık herhalde. Ah be abi ya, tam sırasıydı şimdi. Neyse tamam, hadi görüşürüz. Ne kaşınıyorsun sen öyle uyuz gibi? Gibisi çok fazla.
Bu son oyun. Kazanan günün şampiyonu olacak. Yani ben. Bak ya. O nasıl olacakmış? Hamburgerde berabere kaldık. Bisiklette de ben kazandığıma göre senin şampiyon olma ihtimalin yok. Bisiklet yarışı sayılmaz. Yani benim lastiğim patladı, o yüzden yani. Ama bu maç sonucu belirleyecek. Öyle mi? Kendini avantajlı sanıyorsun ama benim atışlarım muhteşemdir. Hadi Berçin, sen de hakemsin. Ben bittim. Artık kim kazanıyorsa kazansın, gidelim buradan. Tamam tamam. Ben şu arkadaşa bir ineyim. Gideceğiz. Başla bakalım hadi. Bir sıfır. Bir bir. Yurt dışındayken annem kalp krizi geçirdi. Apar topar onun yanına gittim. Günlerce hastanede başında bekledim. Durumu iyi değildi. Şimdi iyileşti çok şükür. O iyileşir iyileşmez Kuşadası'na döndüm. Ama sen yoktun. Her yerde seni aradım. Herkese seni sordum. Kimse yerini bilmiyordu. Beni beklemediğini düşündüm. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Zaten kaç sene geçmiş aradan. Bunları konuşmaya da gerek yok aslında. İkimiz birer yabancıyız Tarık Bey. Bunu aklınızdan çıkarmayın yeter. Beni zor durumda bırakmayın sakın. Sana zarar verecek bir şey yapma. Bir daha karşıma çıkmayın yeter. Günün galibi olarak bir plaketi hak ettim bence. Ya baskette ben kazanmadım mı? Ya ben seni o kadar zorlamadım ki. Sen var ya hilebazın tekisin. Berçin de olmasa ispat edemeyeceğim. Berçin. Biz bir dahaki sefere yalnız ikimiz çıkalım, olur mu? Bunu yanımıza almayalım. Olur. Aman aman, hemen de birlik olun. Ben kaçayım o zaman, okulda görüşürüz. Bu arada çok güzel bir gündü. Güzel gündü. Ben de gidiyorum. Görüşürüz sonra. Olacağı buydu zaten. Evet, uyuz vakası. Pomat yazacağım. Kaşıntı geçene kadar kullanırsın. Birlikte kaldığın arkadaşlarınla kullansın. Ayrıca kaldığın yerinde ilaçlanması gerekiyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.
Sen yurtta kalıyordun değil mi? Ay, kim bilir kaç kişiye bulaşacak şimdi. Hangi yurtta kalıyordun sen? Şehrin öte tarafında. Ha, kazancılar yurdu mu? Evet. Kötü diyorlardı oraya ya. E tabii ucuz olunca orayı tercih ettin. Aslında aynı fiyata evde bulabiliriz. Hatta bir tane de ev arkadaşı buluruz sana. Daha ucuz olur. Ha yok. Ya ben orada mutluyum. Ya hemen kestirip atma işte. Bak hatta bizim evin oralarda da vardı kiralık evler. Uygun da diyorlar. Tamam. Bir ara bakalım o zaman. Ucuz olmam bir işe yaradı. Beni affettin. Oh!